Nazire. O kadar özlemişim ki kahveni. Ellerine sağlık. Çok iyi geldi. Afiyet olsun. Size de çok teşekkür ederim Ali Rahmet Bey. Afiyet olsun Beycan. Ben biraz yorgun hissediyorum. Yukarı çıkıp uzanacağım galiba. Tabii tabii, siz dinlenin. Tekrar eski sağlığınıza, sıhhatinize kavuşun bir an önce. Ben getireyim seni. Müşkencim, lütfen artık bana hasta muamelesi yapma. Hiçbir şeyim yok. Çok iyiyim artık. Tamam mı? Beycan'ım iyi görünüyor Müjgan. Kendi gitmek istiyorsa kendi gitsin. Bırak isterse. Beni hiç dinlemiyor Ali Rahmet Bey ama sizi hep dinliyor. Peki. Söz. Sana bir daha hasta muamelesi hiç yapmayacağım. İyi akşamlar. İyi istirahatler. Geçmiş olsun. Halan gayet iyi görünüyor. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok alakadar oldun hastanede de. Kamyonların yarısı yola çıktı baba. Geri kalan da Fikret halledecek. İyi. Yahu kadın kalbinden vuruldu. 20 gün hastanede yattı. Bir kere bile gelmedin. Peki. Ona da peki. Bari taburcu olurken gelir insan. Sen çıkar mısın ya işte. Ne yapalım? Bir kişiyi taburcu etmek için 10 kişi mi gidecektik yanına? Tamam. Doğru. Sevkiyatlar yola çıkacak baba bugün. Fikret bekleyecek mi? Vallahi lüzum yok dedim. Çocuklar halleder dedim ama çok ısrar etti durmak için. Aferin Kerata'ya. Bayağı çalışkan maşallah. Babacığım müsaadenizle ben bir Kerem Ali'ye bakayım. Ha Müjgan, uyumadıysa bir getir de oynayalım şu yaramazla. Ha? Olur. Özlemiştir seni. Müjgan. Efendim. Bu arada Çetin'le Gülten artık küçük konakta oturacak. Evlendikten sonra. Ne? Almak istediğin bir eşyan varsa birini gönderelim alsın. Anlamadım. Sen bizim evimizi vermekten mi bahsediyorsun? Çocuklar evleniyor. Sokakta mı yaşasınlar? Sokakta otursunlar mı diyorum ben. Bulamaz mısın yani başka bir ev, daha münasip bir ev bulunabilir bence. Bomboş ev Müjgan. Çetin de benim kardeşim. Çocuğa sana kiralık daire bulalım diyemem. Yılmaz. Ben kararımı verdim. Çetin'le Gülten küçük konakta oturacak. O kadar. Yok. Bu evde benim sözümün, fikrimin hiç kıymeti yok. Hekim Hanım, sen de biraz fazla alınganlık gösteriyorsun ama. Alınganlık mı gösteriyorum baba? Şimdi Çetin bizim için canını verecek bir çocuk. Bizim ailemizden birisi, oğlumuz, evladımız. O evde boş. Gençler gitsin otursun işte, bir mahsuru yok ki. Siz Yılmaz haklı diyorsunuz, anladım. Yaptığının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum baba. Anlıyorum. Müsaadenizle. Estağfurullah. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.